memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Ben Fettah Kara, 1941 doğumluyum. 1954 senesinde Bandırma'ya, Kosova bölgesinden geldik. İki kızım, bir oğlum var. 1953 senesinde geldiğimiz zaman babama dedim ki ben okula gitmek istiyorum. Yaşım da ilerlemiş olduğu için 13 yaşlarında filan. Tamam dedi, pazartesi günü gideriz dedi. Gittik, müdür beye çıktık. Müdür bey dedi ki siz dedi Kosova bölgesinden geldiğiniz için birinci sınıftan başlamanız lazım. 13 yaşındaki bir çocuk kalkıp da 6,5-7 yaşındaki çocuklar bir olur mu? Ben dedim gitmem baba dedim. Ondan sonra ben tuttum babamla beraber, babamı fazla üzmek istemiyordum. Ziraat bahçesinde bekçiydi o. Onunla beraber ağaç dikmeye başladık. Bayağı ağaç diktik. Bandırmayı sevdiğim için ağaçlandırma ve yetiştiriyorum. Okullara, işte bütün Bandırma'ya ait olan köylere kim istiyorsa bedavadan ağaç veriyor. Aşağı yukarı sadece ben kendi şahsıma 1000'e yakın ağaç diktim. Ama 24.000 ağacı arazide dağıttım işte. Bir sürü okullara veriyorum. Üniversite şeyine 1000 tane ağaç istediler. Onu da ayırdım işte. O 1000 taneyi üniversiteye vereceğim. Anıtkabir'e gittiğimiz zaman askere diyorum ki ne olur şuradan birkaç tane kozalak toplayabilir miyim? Beyefendi çık ama aynı böyle üniforma bu şekil. Ceketi çıkarıp öre ağaca çıkıyordu. O kozalakları kurutup ilaçlayıp işte çimliyordum, ağaç yetiştiriyordum. Onlar bir evlat gibi bakarak büyütüyor. Thank you.
Ben vatanımı, bayrağımı, doğayı, ağaçları, hayvanları, çocukları çok seviyorum ve bir yurttaş olarak onlara yararlı olmak için bunların hepsini gönüllü olarak yapıyorum. Fidanların her biri benim evladım gibidir. Her fidanın ağaca dönüşmesinde emek, sabır ve fedakarlık vardır. Benim hayatım onlar, vaktimin çoğunu onlara ayırıyorum. Fidanı sadece dikmek yeterli değildir. Onun düzenli olarak da bakımlarının yapılması gerekir. Bu da öz disiplin gerektirir. Fidan oluştururken tercihim servi ve çam ağacı olmuştur. Bunun nedeni oksijen üretimi en yüksek ve 4 mevsim yeşil kalan ağaçlar bunlar. Çocuklar, ağaçlara mukayyet olun, kırmamaya çalışın, kırmayın yani. Onlar da bizim gibi büyümek mecburiyetinde. Bak, ufak kenekliydik, ne kadar kocaman oldular.